Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Şekerbank Strateji, Dijital Bankacılık ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek. Aybala Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Aybala Şimşek'le bugün bankacılık sektöründe dijital dönüşümü konuşacağız. Özellikle finansal kapsayıcılık çok önemli. Dijital kanallar özellikle kadın tarafında Anadolu'da bu finansal kapsayıcılığı nasıl etkiliyor, ne katkı sağlayacak üzerine konuşacağız. Dijital dönüşüm, bankacı sektörü bir yandan kendini dijital dönüştürürken bir yandan da ilişki içinde olduğu KOBİ'lere de bu anlamda ciddi katkı sağlıyor. Biraz bunun üzerinde duracağız. Bir de kırsalda özellikle tarım bankacılığı tarafında dijital bankacılık ne gibi katkı sunuyor üzerinde duracağız. Ama öncelikle biz sizin bankadan başlayalım. Banka olarak bir süredir bir dijital dönüşüm, transformasyon sürecinden geçtiniz bir süredir. Geçtiğimiz yıl sizi programda ağırladığımızda üzerinde durmuştuk. Şimdi o zaman bahsetmiştiniz belli projeler vardı. O projeler ne durumda? Şu an nasıl bir dönüşüm içindesiniz? Neler değişti? Oradan başlayalım, diğer konulara sonra geçeriz. Tabii. Teşekkürler. Evet, geçen sene yaklaşık bir yıl oldu konuşmuştuk. Biz de zaten 2018'in son çeyreği gibi bankada bir dijital transformasyon programına başladık. Önce hani Şekerbank olarak niye bu böyle bir dijital transformasyona dönüşüm sürecine başladık? Onu tekrar bir kısaca anlatmak istiyorum ki aslında her şey o bağlamda anlamlı. Biliyorsunuz banka 66 yıl önce çiftçiler tarafından sürdürülebilir tarımın finansmanı, kırsal kalkınmanın desteklenmesi için kurulmuş bir banka. Bugün uluslararası platformda rekabet eden bir banka ama hala o kuruluştaki misyonu, Anadolu bankacılığını koruyor. Aslında bugün Şekerbank sektöründe de şöyle baktığınızda hani kimdir eş grubu diye baktığınızda çok da fazla bir banka bulamayabilirsiniz. Neden? Çünkü özel sektör bankalarına baktığınızda hedef kitle farklı. Biz daha Anadolu odaklı, lokasyon olarak da, müşteri grupları olarak da daha farklı bir bankayız. Ama Anadolu'ya gittiğinizde, ilçelere kamu olarak baktığınızda da ölçek itibariyle. Dolayısıyla Şekerbank'ın sektöründe kendine has, özel, misyon odaklı bir sorumlu bankacılık geleneği var. Bugün bu dünyada daha da önemli hale geliyor. Çünkü özellikle 2008 global kriz sonrası bütün dünyada bankacılık sektörü kendini yeniden tanımlama sürecine girdi. Artık topluma, çevreye, insana değer sağlayan bir bankacılık anlayışına doğru bir arayış var. Burada biz Şekerbank'ın bu global perspektifte önemli bir misyon üstlendiğine inancımızla bunu önemli bir kazanım olarak, bir güç olarak görüyoruz. Bunu biraz daha donanımlı bir şekilde geleceğe taşımak üzere dijital transformasyon programına başladık. Yani amacımız özümüzü koruyalım, Anadolu bankacılığındaki gücümüzü koruyalım ama bunu daha yetkin ve donanımlı bir şekilde geleceğe taşıyalım diye bu sürece başladık. 20 tane projemiz vardı dijital transformasyon programı içerisinde. Şöyle son bir yılda neler yaptık somutlaştırmak üzere birkaç örnek vermek isterim. Projelerin aslında önemli bir kısmı süreçlerle ilgiliydi. Süreçlerin optimize edilmesi, standart hale getirilmesi ve sonra bunların dijital kanallara adaptasyonu ile ilgiliydi. Çok önemli birçok sürecimizi uçtan uca ele aldık. Örnek vermek gerekirse müşteri açılış süreçleri. Bir müşteri şubeye girdikten müşteri hesabının açılmasına kadar olan bütün süreci adım adım inceledik. 35 dakikadan 8 dakikalara indirdik süreci. Neler yaptık? Evet, mesela 6 dokümanı 2 dokümana indirdik. Mevzuat çerçevesinde tabii. 10 imza alıyormuşuz, 3 imzaya indi. Bunlar tabii bazı işte optik karakter okuma vesaire cihazları bu tür teknolojik desteklerden de faydalanarak mümkün olduğunca kağıt kullanımını azaltıp operasyonel verimliliği ve hızı artıracak şekilde süreçleri optimize ettik. Yaptığımız önemli projelerden biri de odağımızda olan KOBİ ve tarım kredilerinde kredi sürecini uçtan uca otomatize hale getirdik. Hem bu alanda sağlıklı büyümek için, müşteriyi de doğru kredilendirebilmek için hem de iç müşteri deneyimini maksimize etmek için, müşteriye anında hızlı cevap verebilmek için kredinin değerlendirme aşamasından, başvuru skor kartlarından, atadığımız limite, tahsis aşamasına kadar uçtan uca merkezden yönetim sağlayan bir otomasyon kurduk. Bu tabii otomasyon oranında da iyi bir yerdeyiz. %69'a yakın şubelerimizde otomatik sonuçlanıyor. Çünkü bu kesimin finansmana ihtiyacı zaten hızlı cevap verebilmek önemli. Birkaç saat içerisinde ona evet hayır diyebilmek ya da limitinin ne olduğunu söyleyebilmek önemli. Ama burada bir şey daha yaptık ki aslında belki de Şekerbank'ta dijitalleşmeyi esas farklılaştıran başlıklardan biri. Bu oluşturduğumuz karar destek sistemini, bu kredi teklif modelini tablete uyarladık.
Ve aynı sistemi, bu uçtan uca otomatize sistemi, kredi teklifini bugün bizim Eylül ayında uygulamaya geçtik pilotta. Kasım gibi yaygınlaştırma yaptık. Bu yıl şu anda 350 civarında tarım ve KOBİ işletme müşteri temsilcimizin elinde tabletler var. Köy kahvesinde, tarlada, çiftçide ya da bir esnafa, ilçesinde, kasabasında yerinde müşteri açılışını, kredi teklifini yapabiliyor bu yolla. Çok da güzel örnekler var. Açılışı hep beraber yaptık. Menemen'den, Osmaniye'den, pilot şubede, pilot programda yer alan müşteri temsilcilerimiz deneyimlerini anlattılar. Yani biz aslında o özümüzdeki Anadolu bankacılığını, yerel davranabilme yetkinliğini dijitalle daha donanımlı hale getiriyoruz. Ve bunu geleceğe taşımak üzere bir dönüşüm içerisindeyiz. Fiyatlama tarafında önemli kazanımlar elde ettik. Hem mevduat tarafında bir analitik fiyatlama modeli oluşturduk. Biliyorsunuz Şekerbank sadece bugün değil, geçmişten bu yana özellikle Anadolu'da yaygın tasarrufun değişmeyen adresidir. Çok kuvvetli bir mevduat tabanımız tabana var. Tabana yaygın bir mevduatınız her seferinde açıklıyorsunuz. Evet. Önemli bir gücümüz bu. Müşterilerimizin duyduğu güven sayesinde 66 yıllık geçmişin de tabii bir ödülü bu. Bu müşteri kitlemizi daha doğru yönetmek, onlara daha hızlı servis sunabilmek adına kendi verimize dayanan istatistiksel bir analitik mevduat fiyatlama modeli oluşturduk. Müşşubelerimizde genel müdürlüğü aramadan müşterimize anında cevap verebileceğimiz bir fiyatlama modeli KOBİ tarafında da oluşturduk. Risk ve teminat bazlı bir fiyatlama modeli oluştu. Performans sistemimizi yeniledik ve adım adım bu iyileştirmeler devam ediyor. Bu transformasyon hani dışarıdan bir danışman firmayla mı çalışıldı, yoksa Şekerbank'ın kendi ekibi mi, yoksa ortak mı, nasıl oldu? Şöyle, destek aldığımız danışmanlıklar var. Boston Consulting Group bütün transformasyon sürecinde bizimle beraber yer aldı. Experian'dan analitik modeller, kredi karar ağaçları sürecinde destek aldık. Erken uyarı modelleri, tahsilat modelleri oluşturduk. Kredi yaşamaya başladıktan sonra da gecikmeye düşmeden müşterilere danışmanlık sağlamak üzere. Dolayısıyla farklı danışmanlar, SAS'la çalışıyoruz, farklı danışmanlar ve destek aldığımız kuruluşlar var. Ama amacımız içerideki yetkinlik de artırmak. Burada çok iyi bir analitik ekip kurduk bankamıza. Hem pazarlama hem risk tarafında daha doğru ve doğru veri ve doğru analizle dayanan bir satış gücünü bu anlamda yönlendirme, riski de bu anlamda yönlendirme, büyümeyi de bu anlamda yönlendirme üzerine burada biraz daha içerideki yetkinlikleri artırmak üzere hem kendi insan kaynağımızın dönüşümünü destekliyoruz bu anlamda eğitimlerle vesaire, hem de dışarıdan alımlarla iyi bir karma oluşturduk. Yani bir destek alıyoruz ama içerideki insan kaynağının dönüşümünü de destekliyoruz. Şimdi insan kaynağı tarafına geleceğim ama önce tarım tarafına gitmek istiyorum. Az önce de bahsettiniz, tarım bizim için çok önemli dediniz. Özellikle kırsal tarafta çok ciddi bir tarım bankacılığı yapıyorsunuz çiftçilere karşı. Tarım tarafında da önemli bir dijital kullanımı da var aslında. Birçok bankada bu alanda dijitalleşmede önemli adımlar atıyor. Sizin burada ne tür dijitalleşme çalışmalarınız var? Evet. Tarım, evet haklısınız. Bankanın kuruluş misyonu aslında tarımın finansmanı. Dolayısıyla Şekerbank'ın Anadolu'da özellikle birkaç nesildir devam eden çiftçi müşterileriyle bir ilişkisi var. Bugün babadan oğula geçen bizim çok tarım müşterimiz var sahada. Bu da önemli bir zenginlik. İnsan kaynağı tarafında da öyle. Bizim tarım müşteri temsilcilerimizin birçoğu ziraat mühendisi ama birçoğu da izinlerini hasat zamanı kullanır. Çünkü ailesine yardım eder. Çünkü zaten o yörede yaşıyordur. Dolayısıyla bizim Türkiye'de üreticiyle, çiftçiyle iç içe geçmiş önemli bir kolektif hafızada önemli bir yerimiz, önemli bir gücümüz var Şekerbank olarak. Biz bu dijital dönüşümle aslında bunu bir adım ileriye taşımak üzere birçok çalışma yürütüyoruz. Şimdi burada özellikle şundan bahsetmek istiyorum aslında. Şimdi tarım diye baktığınızda tarım Türkiye'de KOBİ büyüklüğü içerisinde görünüyor ama tarımı şöyle bir ayırıp dışarıda bakarsak aslında hala penetrasyonda finansal erişim ve kredi anlamında ciddi bir yer var, gidilecek yol var. Yani %51'i henüz çiftçilerin Türkiye'de krediye hiç
Evet. Ulaşmamış, kredi kullanmamış. Hani evet. Bu bankalar mı ulaşmadı ya da kendi maddi durum ne kadar, o ayrışma yok ama %51 gibi bir potansiyel var orada. Evet. Çok doğru. 2018 rakamlarına göre tarım kredilerinin tarımın ürettiği gayri safi katma değer, yani gayri safi milli hasıladaki yere oranına baktığımızda %46 civar. Yani söylediğiniz rakama yakın. Yani hala aslında krediyle finanse edilmeyen önemli bir katma değer var. Dünya Bankası verileri de aslında bunu doğruluyor. Baktığınızda Dünya Bankası verilerinde hala %70'ler civarında kişisel sermaye ile finanse ettiklerini görüyoruz. Bayi finansmanı hala önemli bir yere sahip. Yani hala kredi, banka bir ana finansman kaynağı olarak çiftçiler, üreticiler açısından görülmüyor. Bunu aslında sahadaki deneyimlerimizden de görüyoruz bu biz. Hatırlarsanız mikrofinansmandan bahsetmiştik. Mikrofinansmanı biz Türkiye'de 2006 yılından bu yana ilk uygulayan bankayız. Yani mikrofinansman nedir diye bakarsanız Dünya Bankası tanımlarına göre bu normal kredilendirme süreçlerinden daha farklı. Çünkü özellikle finansal bir geçmişi olmayan ya da hani sadece bir bankada bir ticari kredi kullanmıştır, sonra başka bir işlemi olmamıştır, özellikle bireysel tarafta bir bankacılık geçmişi olmayan müşterilerde sistem bir skor üretemediği için bankaya başvurduğunuzda kredi notunuz düşük çıkıyor. Ve dolayısıyla bu kesim krediye ulaşmakta sorun yaşayabiliyor. Tabii bazı sosyokültürel engeller de var. Hani banka şubesine gitmeme, alışkanlıklar, işlerin, süreçlerin karmaşıklığı. Bu mikrofinansman sürecinde nakit akışına dayalı bir değerlendirme yapıyoruz. Biraz onların finansal okuryazarlığını artırıyoruz. Tarım kesiminde finansal okuryazarlık çok az. Türkiye'de aslında az finansal okuryazarlık. 59.8 seviyesinde. OECD ortalaması 65 civarı. Yani ve aslında tarım, küçük üretici diye bahsettiğimiz küçük üretici, finansmana en çok ihtiyacı olan ama erişimi de en zor kesim küçük üretici. Bugün hani bizim tarım sektöründeki pazar payımız özel bankalar arasında baktığımızda %7.3. Ama eğer müşteri sayısı olarak bakarsanız bu çok büyük rakamlara ulaşıyor. Çünkü bunlar minik minik krediler. Büyük tarımsal işletmeler değil. Ki Türkiye'de üretimi de bunlar yapıyor. Aslında istihdamı da kuvvetlendirmek adına bu küçük üreticiye ulaşmak önemli. Mikrofinansmanda biz yüz yüze iletişimle kişinin hane halkı gelirini hesaplıyoruz beraber oturup. Dolayısıyla bu bir finansal okuryazarlık kabiliyeti de kazandırıyor. Her bir kişinin aylık ödeyebileceği tutarı hesaplıyoruz. Dolayısıyla hiç kimseyi ödeyemeyeceği bir yük altına da sokmuyoruz. Önemli olan onun üretime katılmasını desteklemek, tarımda özellikle. Fakat bu operasyonel olarak biraz tabii zaman alan bir konu. Ne yaptık tarımda? Sorunuzun cevabına gelirsek burada. Bu mikrofinansmanda yaptığımız ama operasyonel olarak biraz süreç alan bu konuyu sisteme gömdük. Ziraat mühendisi dediğimiz müşteri temsilcilerimiz, çok yetkin bir merkezi kredi ekibimiz var. Türkiye'de kasaba kasaba, ilçe ilçe gezdiler ve üretim maliyetlerini hesapladılar. Farklı üreticilerle aynı bölgede çapraz kontroller yapmak üzere. Çünkü buradaki domatesle bu taraf, başka bir ildeki domatesin fiyatı aynı değil. Bir veri tabanı oluşturduk ve bu veri tabanını da sisteme entegre ettik. Dolayısıyla bugün çok daha hızlı bir şekilde tabletler aracılığıyla mikrofinansmanı sahada müşterilerimize, tarım müşterilerimize verebiliyoruz. Doğru kredilendirme yapabiliyoruz. Son bir yılda 14.200 küçük üreticiye ulaştık. Bunlar ortalama 20.000 civarında minik mikro krediler tarımda. Dolayısıyla tarımda dijital bankacılığın kullanımında önemli bir adım sağladık. Aslında en önemli de kesim herhalde bahsettiğiniz mikro kesim değil mi? Çiftçi tarım tarafında. Tabii. Şimdi biraz da finansal kapsayıcılık konusuna gelmek istiyorum. Geçtiğimiz yaptığımız programda da bunun biraz üzerinde değinmiştik. Türkiye'de belli adımlar atılıyor ama hala çok ciddi bir rakam var orada. İşte sayısı 18 ile 20 milyon kişi arasına değişen bir kesim hala finansal sistemin dışında olarak yürülüyor. Şimdi bunlar arasında kadınların ya da kadın girişimcilerin ya da küçük işler yapan kadınların oranı da ciddi anlamda fazla. Sizin buraya yönelik bir çalışmanız vardı. Biraz bu konuyu sormak istiyorum. Evet. Bir de bunu ekleyelim mi buna? IFC sizin ortağınız. Sizin IFC ile de bir projeniz vardı. Bu mikro kredilendirme. Tabii. Soruya onu da ekleyelim. İkisini tabii, birlikte yaratın. Tabii.
Şimdi finansal kapsayıcılık dediğinizde az önceki anlattığım başlıkta aslında finansal erişimi yaygınlaştırmak, kolaylaştırmak aslında. Bu hani hem gelir dağılımını daha düzgün hale getirmek hem de tabandan yükselen bir büyümeyi desteklemek için çok önemli. Bu bizim bankamızın aslında o misyon odaklı bankacılığı, sorumlu bankacılığı ile birebir örtüşen bir alan. Burada çiftçiler, küçük üreticiler bir alan ama kadın başlı başına bir alan. Bugün Anadolu'da hala kadınların %55'i finansal sistemin dışında. Dijital bankacılık olarak baktığınızda da önemli bir cinsiyet anlamında farklılık %30 sadece kadınların dijital bankacılık kullanımı. Yani %30'u kadınlar, kadın müşterilerden oluşuyor. Dolayısıyla halen burada önemli bir mesafe var kat edilmesi gereken kadınların finansal erişimini yaygınlaştırmak anlamında. Biz mikrofinansmanda kadınlara özel farklı ürün türleriyle bunu dengeledik. İşte köyde patik yapan, işte pazarda ürününü satan kadınların bu mikrofinansman yöntemiyle geri ödeme kapasitelerini hesaplayıp onlara finansal erişimini sağladık. Ki şunu da görüyoruz, enteresan, kadınların kredi geri ödeme performansları erkeklere göre mikrofinansmanda özellikle çok daha iyi. Nasıl, oran var mı? Yarı yarıya diyebilirim. Yarı yarıya daha iyi kadınlarda. Yani toplam kullanan bütün mikrofinansmanlar içerisinde %2'ler civarında kadınların. Erkeklerin 4 ise kadınların 2. Aynen öyle, aynen öyle. Kadınlar burcuna daha sadık o zaman, değil mi? Kesinlikle öyle söyleyebiliriz. Öyle söyleyebiliriz. Ki bunlar küçük üreticiler. Çünkü işte Kurban Bayramı'nda koyununu satmak isteyen bir mesela çiftçimizi hatırlıyorum, Şahsene teyzeyi. Küçük bir tostçu dükkanı açan ya da bir terzi dükkanı açan küçük kadın üreticiler. O yüzden onlar için önemli tabii. Bir de mikrofinansmanın güzelliği, az önce de belirttiğim gibi, finansal okuryazarlık kazandırdığımız için ödeyebileceği kadar bir kredi yükünün içine onu sokuyoruz ki önemli olan ona yol arkadaşı olup onun üretime dahil olmasını sağlayabilmek. Aynı zamanda hissedarımız da olan IFC ile yürüttüğümüz henüz başlangıç adımlarındayız. Bu proje ise şu. Dünyada buna aslında çok güzel örnekler var. Özellikle Hindistan'da, Çin'de de var, Afrika ülkelerinde finansal erişimi yaygınlaştırmak üzere bu dijital kanallardan bu kesime ulaşmak üzere çok güzel uygulamalar var. Bunların Türkiye'ye getirilmesi, burada uygulamak üzere bazı projeler yürütüyoruz. Burada da aslında analitik modeller çok önemli. Yani bu müşterinin kredi ödeyebilme kapasitesini ölçebilmek. Çünkü hiçbir finansal geçmişi olmadığı için burada farklı veri setleri gündeme gelebiliyor. Sosyal medya kullanım alışkanlıkları olabilir. Evet. İşte fatura ödeme vesaire. Burada farklı yöntemler üzerine bu uluslararası know-how'ı Türkiye'ye getirmek üzere çalışıyoruz. Peki şimdi siz ticari tarafta ağırlıklı olarak OBİ diyebiliriz değil mi? Orta büyüklükteki işletme, daha küçük esnaf konumundaki bankalar tarafında etkilisiniz. Müşteriler tarafında etkilisiniz. En azından ben 16-17 yıldır finans alanındayım. Evet. Genelde bize basın toplantıları ya da bir araya geldiğimizde bu alanın çok altını çizen bir bankasınız. Şimdi nakit akışı, ya KOBİ'ler de dijitalleşiyor ama ne bileyim, kredi nakit akışı ve bu gibi alanlarda mobil internet kullanımı arttı mı? Yani bir o alanda nasıllar? Onu sorayım. Tabii. Yani sizin de söylediğiniz gibi KOBİ diyoruz ama KOBİ çok büyük bir kesim Türkiye'den. Şirketlerin %99'u KOBİ. Bizim orada konsantrasyonumuz daha çok mikro küçük ölçekli KOBİ'ler. Ama KOBİ'lerin tamamına baktığınızda da bütün sektörlerde bugün marjlar daraldıkça konu. Herkes maliyetlerini baskılamaya çalışıyor. Herkes bunu dijitalleşerek yapmak istiyor. KOBİ'ler de artık uluslararası arenada rekabet gösteriyorlar. Dolayısıyla finansal tercihleri de değişiyor. Biz daha Anadolu odaklı bir banka olduğumuz için KOBİ müşteri portföyümüzde de Anadolu oranı fazla. Ama şunu görüyoruz. Son 5 yılda mesela KOBİ müşterilerimizin mobil şube kullanım oranı 4 kat arttı. 4 katı. 4 kat arttı. Dolayısıyla hani diyebiliriz ki Anadolu'daki KOBİ'ler de en az büyük şehirlerdekiler kadar dijitalleşmeye yakın ve dijital dönüşüm sürecini takip ediyorlar. Onlar da dijital kanalları finansmana erişimde ödeme işlemlerinin yapılmasına, nakit akışlarını yönetmek üzere kullanıyorlar. Bu biraz da şeyi ortadan kaldırabilirim. Hani İşte büyük şehre uzak olmanın ya da işte lokal dezavantajı ortadan kaldıran bir şey olabilir mi? Evet. Yani müşteri boyu büyüdükçe finansal danışmanlığın önemi artıyor tabii. Yüz yüze iletişimin önemi artıyor. O yüzden hani her zaman bu önemli olacak ama
mümkün olduğunca hani operasyonel süreci fazla olan konularda ürünleri standartlaştırıp dediğiniz gibi biraz daha dijitalleşerek hızı ve verimliliği artırmak ve birebir temasa gerek olmadan yapmak önemli. Onun da etkisi var tabii. Çünkü her süreçte muhakkak birebir teması gerektirmiyor. Şimdi son 3 dakikaya gireceğiz. 2 tane sorum var. Tamam. İkisini atlamak istemiyorum o yüzden. Bir şeyi sormak istiyorum. Yani şubelerin dijitalleşmesi konusu var. Bu şubelerin dijitalleşmesi tüm bankacılık sektörünün gündeminde. Evet. Siz burada ne tür adımlar atıyorsunuz? Bir diğer sorum da şu olsun. Sistemleri dijitalleşiyor vesaire falan ama hani neşede bunu kullanacak olan insanlar, evet. insan kaynağının da bu yeni döneme alışması ve adapte olması gerekiyor. Bu tarafta ne adımlar atıyorsunuz? Evet. Şöyle şubelerin dijitalleşmesi şimdi bugün dünyaya da baktığınızda çok sadece online üzerinden satış yapan dijital platformlarda bile sadece müşteri deneyimi için bazı fiziksel mağazalar açmaya başladılar. Çok önemli global mobilya mağazaları, işte giyim, kıyafet, tekstil sektöründe faaliyet gösteren önemli online şirketler belli noktalarda deneyim mağazaları açtılar. Her ürünün belli bedenini, belli bir renkte müşterinin orada deneyimlemesini ama satın alamıyor. Muhakkak online satın alması gerekiyor. Çünkü müşteri deneyimi önemli. Kesinlikle. Bunda tabii şunun da etkisi var. Türkiye'de o kadar yok ama globalde dijital marketing maliyetleri çok yükseldi. Yani aramalarda üst sıraları vesaire çıkmak, onu kompanse etmek için de. Bu finansal sektörde aslında daha da çok önemli. Yani her zaman müşterinin ki ilişki bankacılığı Anadolu'da daha da önemli. Müşterinin şubeye dokunması, bir müşteri temsilcisiyle birebir iletişimi çok önemli. O yüzden şubeler önemini korumaya devam edecek ama daha kağıtsız, süreçlerin daha hızlı olduğu, daha satış odaklı şubeler üzerine bir dönüşüm süreci yaşıyoruz biz Şekerbank'ta. İkinci sorunuz insan kaynağı. İnsan kaynağı. Evet, haklısınız. Yani çünkü hizmet sektöründeyiz. Önemli olan insanı dönüştürmek. Burada da bütün süreçlerimizi işe alımdan eğitime daha pratik, esnek ve dijital yapmak üzere platformlar oluşturduk. Satış gücü eğitimlerini yaptık. Geçen yıl alınan eğitimlerin %95'i online alındı. Sanal sınıf eğitimleri veriyoruz. Buradaki amacımız da genel olarak özellikle içerideki potansiyeli, insan kaynağımızın potansiyelini yetkinliğe dönüştürmek üzere, onların donanımlarını artırmak üzere bir yol haritası benimsedik. Kendi iş sonuçlarını birebir görmeleri, kişisel bilgilerini görebilmeleri için iletişime açık platformlar, dijital platformlar oluşturduk. Yani insan kaynağımızın, bankamızın özündeki Anadolu bankacılığı, yerel bankacılık kabiliyetini koruyup onu daha donanımlı bir şekilde geleceğe taşımak üzere topyekun bir dönüşüm süreci içerisindeyiz. Peki biraz daha vaktimiz, çok az daha vaktimiz var. O zaman bir de şeyi sorayım. Şimdi günümüzde ekosistem ve platform ekonomisi çok önemli. İşte fintechler bu alanda ciddi girişimler, önemli girişimler. Dünyada daha etkinler. Türkiye'de biraz daha bankacılık sektörünün dijitalleşmesi fazla olduğu için. Türkiye'de biraz daha yeni yeni yeşeren bir alan. Burada bankalar, fintechler nasıl bir ilişki içinde olmalı? Şekerbank nasıl bir ilişki? Kısaca bunu da alayım, sonra tabii, katılalım. Tabii. Yani aslında şöyle, hani dijitalleşme diyoruz. İşte bütün bankaların yaptığı global burası Türkiye. Ya da biz. Aslında biz bütün süreçleri, şubedeki süreçlerin aynısını dijital kanallara uyguluyoruz. Yani bildiğimiz bankacılığı biraz daha sadeleştirip tasarımları, ön yüzleri değiştirerek dijital kanallara uyguluyoruz. Aslında dijitalleşme dediğimiz. Aslında bankacılığın baştan düşünülmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönem bankacılığı stratejik olarak orta uzun vadeli bakarsanız. Ve burada dijital bankacılık önemli bir fırsat sunuyor. Çünkü dijital bankacılıkla her şeyi çok daha basit hale getirebiliyorsunuz. İki, eşitlik. Bugün bir holdingin yönetim kurulu başkanı da, Anadolu'daki bir ev hanımı da dijital bankacılıkta aynı deneyimi sunuyorsunuz. Finansal demokrasi diyorsunuz. Farklı tanımlar yapılabilir. Evet. Dolayısıyla bankacılık biraz daha sosyal, çevresel, insana katkı sağlama değer üzerine odaklanıyor. Süremiz az ama yani dijital bankacılık özellikle bu ekosistemler, platformlar evet bu konuda önemli bir fırsat sunuyor. Hani dijitalleşmenin bir sonraki adımı ya da düşünülmesi gereken esas dönüşüm buraya doğru gidecek. Peki, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ olun. Finansal teknolojinin bugün sonuna geldik. Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Ayvala Şimşek'le birlikte bankacılık sektöründe dijital dönüşümü detaylarıyla konuştuk. Ana alanlarıyla konuştuk. Pazartesi görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.